Herkese selamlar. Bir üniversite bir bölümün bugünkü bölümünde Okan Yılmaz özellikle. Kendisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü mezunu. Abi hoş geldin öncelikle selamlar. Hoş geldik. Selam Mücahit. Sağ ol davetin için. Ne demek? Ben teşekkür ederim esas vaktini ayırdığın için. İstersen abi daha fazla vaktini almadan ben direkt sorularla başlayayım. Tabii. İlk sorum şu. Neden Karadeniz Teknik Üniversitesi tercihi ve neden harita mühendisliği? Şimdi bunların ikisi ayrı ayrı soru aslında. Yani hangi üniversite mi? Yani öncelikle ben hangi bölümü okuyacağımı seçmiştim üniversitede. Daha sonra okuyacağım bölümü hangi üniversitede okuyacağımı düşünmüştüm. Tabii öncelikle evet, İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul'da bir üniversitede okumak ilk tercihimdi ama puan faktörü devreye girdiği zaman bizim bölümün olduğu en iyi ya, üç üniversiteden bir tanesi Karadeniz Teknik Üniversitesi'ydi. Evime uzak olması olsa da yani evime uzak olsa da hem akademik kadrosu çok iyi olduğu için hem de köklü bir bölüm, köklü bir üniversite olduğu için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni seçmiştim. Süper. Şimdi mesela harita mühendisliği bazı açılardan çok fırsat vaat eden bir bölüm. Ama öte yandan tercih edecek birisi için bazı soru işaretleri barındırıyor içerik anlamında. Ve bazı durumlarda şey yaşanabiliyor. Mesela pek çok bölümde bunu görüyoruz. Ya, ben böyle bir tercih ettim fırsatlarından dolayı ama işte uygun olmadığımı öğrendim, fark ettim gibi. Sence harita mühendisi üzerinden bakarsak bu duruma hangi potansiyeldeki, hangi durumdaki arkadaşlar için bu bölüm daha uygun? Ya şimdi şöyle, harita mühendisliği sürekli değişen bir bölüm. Yani sabit kalmayan, sürekli dinamik bir bölüm. Şöyle bahsetmek gerekiyor. Harita mühendisliği çok öncelerden inşaat mühendisliğinin altında yer alan bir bölümdü. Daha sonra gitgide kendi yoluna giden bir bölüm oldu. Geçmiş yıllarda bundan önce yani 15-20 sene önce daha çok inşaat faaliyetleriyle alakalı bir bölümken son zamanda gelişen teknolojiyle işte uzaktan algılama yani uydu görüntüsü ya da coğrafi bilgi sistemleri yani yazılım alanına kayan bir bölüm. Yani hangi tür kişiler bu bölümü seçmeli kısmına geldiğimiz zaman aslında şimdi bizim bölümümüzde 5 tane ana bilim dalı bulunmakta harita mühendisliğinde. Bu 5 ana bilim dalı da çok farklı ana bilim dalı. Yani bölüme girdiğiniz zaman mesela ölçme ana bilim dalında yeteneği olan kişiler daha çok hesaplamayla, daha çok saha çalışması seven kişiler oluyor. Yani saha çalışması ve hesap işlerini seven bir kişi ölçme ya da jeodezi ana bilim dalında kendini ilerletebilir. Fakat ben yazılım çalışmak istiyorum, yazılımla ilgiliyim demek diyen, seven kişi de uzaktan algılama ve kartografya ana bilim dalında ilerleyebilir. Yok işte ben daha çok arazi yönetimi, hukuksal alanını seviyorum diyen için de kamu ölçmeleri diye bir ana bilim dalımız var. İşte imar uygulaması olsun, kamulaştırma olsun, kentsel dönüşüm olsun bu alanlarda çalışmak isterse de böyle bir ana bilim dalı var. Yani çeşitli bir yani fazla birden çok ana bilim dalı bulunuyor ve hepsi Olur. farklı farklı alanlara hizmet ediyor Mantıklı. aslında. Yani saydığım gibi yazılım alanında da çalışabilir kişi, daha çok sahada da çalışabilir biraz kendi tercihine ama tabii bölüm derslerine baktığımız zaman her mühendislik ya yani mühendislik olduğu için sayısal ağırlıklı bir bölüm. Matematik ve geometri ağırlıklı bir bölüm. Yani matematik ve geometri seven kişiler. Bunun yanında coğrafya ile ilgili dersler de barındırıyor içinde. Yani mesela makine mühendisliği fizik dersleri de içeriyor matematiğin yanında. Ya da elektrik elektronik mühendisliği de fizik dersleri içeriyor ama harita mühendisliği daha çok matematik ve geometrinin yanında coğrafya da içeren bir bölüm. Ya yani bu alanda bu saydığım ana bilim dallarına ilgi duyan ya da bu dersleri iyi olan kişiler bu bölümü tercih edebiliriz yani. Süper. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum aslında. Ya bu bölüm aslında bize bir zemin sunuyor. Yani bize net bir uzmanlıktan ziyade daha çok bir takım yetkinliklerin zeminini oluşturuyor. Ve bize diyor Evet. ki eğer bu konuların işte hangisiyle daha ilgiliysen buraya yönel. Şimdi Tabii bu ki de evet. bence bir açıdan avantaj. Niye avantaj? Çünkü direkt bir şeye yönelmek zorunda değilim. Yani öğretmenlik gibi mesela hayatım boyunca bir mesleği yapmak zorunda değilim. Öyle anlıyorum. Evet. Ama Evet şu tabii. anda da bir sıkıntı. Şimdi ben eğer kendime bir alan seçmezsem bu bölüm bana başlı başına bir uzmanlık vaat etmez diye anlıyorum ben aynı zamanda. Ya şöyle birçok alanda yani sana birçok alanda bilgi veriyor tabii ki de bölüm. Genel topladığın zaman şimdi harita mühendisliğinin ismi de zaten konumdan geliyor. Yani konuma dayalı bilgi. Geoinfo yani konuma dayalı bilgi. Bu saydığım ana bilim dallarının hepsi konumla ilişkili ana bilim dalları aslında. Yani hukuki kısmı da konumla ilgili aslında. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri de konumla ilgili. Jeodezi ve ölçme de konumla ilgili. Tabii ki de bir uzmanlık sunuyor. Yani bir aslında hepsi öyle. Bütün mühendisler öyledir baktığın zaman. Makine mühendisliği de genel bilgi verir ama kendi içindeki ya da inşaat mühendisliği kendi içinde bir sürü ana bilim dalı var. Sen bir alanda kendini yönlendirmen gerekir. Yoksa mezun olduğun zaman 4 sene sonunda her şeyden yani her ana bilim dalından bir şeyler bilirsin ama bir alanda uzmanlaşmamış olursun tabii ki de. Yani bir zemin sunuyor tabii ki de. Bilgi de veriyor ama
dediğim gibi ana bilim dalları farklı ilgi alanlarına yönlendirebiliyor kişiyi. Çalışmak yani bu saydığım ana bilim dallarında çalışan kişinin sektörü de değişmiş oluyor aslında. Yani biriyle çalışan daha çok yazılımla çalışıyor, öteki de daha çok arazi, öteki de daha çok hukukçularla çalışıyor, hukuki zeminde çalışıyor. Dediğin gibi teknik bilgiyi veriyor ama bir uzmanlaşma gerektiriyor tabii. Bölüm içinde lisans boyunca kişinin ilgi duyduğu ana bilim dalına yönlenmesi gerekiyor yani. Peki şunu merak ediyorum ben bir de. Diyelim ki bir harita mühendisliği öğrencisi bölümü tercih etti, daha sonra adayı. Kendisini iyi bir şekilde mezun etmek için, başarılı bir harita mühendisi olmak için neler yapmalı? Lisans hayatını mesela nasıl geçirmeli? Bu da biraz belki aday arkadaşlar için bir fikir oluşturabilir. Ya bence en önemli şey öncelikle hani belli bir seviye, yani ikinci, üçüncü sınıfa geldiği zaman eğitime bakarsak yani hangi alanda çalışmak istediğini belirlemesi gerekiyor. Yani hangi alanda yetenekli, hangi alanda çalışması onu memnun edecek. Bu alanda kendini yani bu kararı vermesi gerekiyor. Hangi alanda çalışacağını. Ben bunu mesela son sınıfta biraz daha anlamıştım. Son sınıfta ben çünkü seçmeli dersler de oluyor lisans eğitiminde. Seçmeli dersler de ana bilim dalı farklı olduğu için ilgini çeken ana bilim dalından seçmen gerekiyor ki o alana yönlenebilirsin yani. Öncelikle hangi alanda yeteneği olduğunu yani hangi alanda çalışmak istediğini belirlemesi gerekiyor. Bunun dışında tabii ki de yani günümüzde yabancı dil artık sayılmaması gereken bir şey. Bütün kaynaklar İngilizce. Bütün yani kendini geliştirmek isteyen, yurt dışında da bu işi yapmak isteyen kişiler için İngilizce ya da İngilizce mutlaka gerekiyor. Onun dışında şu an bölümümüz uzaktan algılama ve coğrafya bilgisayarları alanında çok gelişen bir bölüm. O yüzden yazılım konusunda yani standart olacak ama yazılım konusunda da işte bizim GIS yazılımlarımız bulunuyor. Ya da NetCAD yani çizim programları bulunuyor. Bu alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor. Ekstra yani yaz stajlarını çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü yaz stajında da yine çalışmak istediği alanı belirlemek için sonuçta sektöre iniyor, sahaya çıkıyor ve hangi alanda çalışmak istiyorsa o alanda staj yapıp kendini yine o yönde yani o hangi alanda çalışacağını belirleyebilir. Yani Ben staj bayağı önemli bölümümüzde. kesinlikle. Şunu merak ediyorum. Şimdi az önce bahsetmiştin işte Katı'yı niye tercih ettiğinden. Peki genel o üniversite hayatını ele alırsak sence Trabzon'da okumak nasıl bir deneyim? Yani Trabzon'un bir üniversite öğrencisi açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ya şimdi Trabzon'a gelmeden önce Katü'ye gelmek. Katü çünkü o bölgedeki en eski üniversite. Yani 60 yıl, hatta Cumhuriyet'in ilk üniversitelerinden bir tanesi Katü. Bir 60 ya 70 yıl, şu an 70 yıla yakın galiba açılışı. Böyle eski bir üniversite olduğu için akademik kadrosu zaten zengin yani. Birçok bölümde. Şimdi ben başka üniversitelerde de eğitim gördüğüm için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir sene Farabi yapmıştım. Katü'de 3 sene lisans okudum. Yani birçok bölüm yönünden akademik kadrosu çok iyi. Onun dışında Trabzon'da üniversite okumak tabii ulaşım yönünden çok sıkıntılı. Eğer uzak bir yerden geliyorsanız yani İstanbul gibi yani Ege'den gelen de çoktu Trabzon'a. Akdeniz'den gelen, Adana'dan falan gelen de çoktu. Bir kere ulaşım çok uzun saatler sürüyor. Yine maliyeti çok fazla ulaşım bakımından. Yani istediğiniz zaman işte bir hafta olsun, 2 hafta olsun bir hafta için memleketinize gitmek zor mesela. Şu anki ekonomik şartlarda bilet fiyatlarını da düşünürsek. Ulaşım yönünden çok sıkıntılı bir yer. Onun dışında tabii bu eksi bir yönü ulaşım. Yoksa üniversitenin kampüsü gerçekten ya benim gördüğüm en iyi kampüs diyebiliriz şimdiye kadar Türkiye'de. Denizi görüyor, yeşil bir kampüs. Yine sosyal bir kampüs. Yani bir sürü etkinlik olabiliyor kampüste. Birçok bölümü içinde bulunduruyor kampüsü. Kampüs çok iyi. Akademik kadrosu çok iyi Katı'nın. Yine böyle üniversite yani kampüs üniversiteden biraz ayrı bir bölgede bulunuyor. Tam ya merkezde ama tabii meydana 20 dakika ama üniversitenin etrafında 2 tane mahalle bulunuyor. Kalkınma ve Konaklar. Bu mahalle daha çok üniversite öğrencilerinin kaldığı mahalle. Yani bir gençler için bir alan oluşturulmuş gibi aslında üniversitenin olduğu kısımda. Bu yönden işte üniversite hayatı yaşamak isteyen, sosyalleşmek isteyen için çok güzel bir imkan da sunuyor üniversite. Olumsuz yönünden bahsedeyim yoksa şey mi? Olabilir. Yani sana kalmış Yani ya sonuçta. O da bir gerçek, hayatın bir gerçeği o da. Tabii yani Trabzon pahalı bir şehir bir kere. Yani çünkü mesela meyve sebze üretimi olmadığı için şehirde meyve sebze fiyatları da bir tık daha pahalı. Ya da işte engebeli bir arazisi olduğu için yine kira fiyatları yüksek. Ama devlet yurdu mesela birçok devlet yurdu bulunmakta. Ben de KYK'da kalmıştım eğitim hayatım boyunca.
hem merkez ilçede hem de merkeze yakın birkaç ilçede birçok KYK bulunuyor. Yani devlet yurdunda kalma imkanınız yüksek Trabzon'a gittiğiniz zaman. Uzaklık yönünden pahalı bir şehir. Ama yani dediğim gibi üniversite ve çevresinde gerçekten de bir üniversite hayatı yaşayabileceğiniz bir ortam var. Kampüsü çok güzel. Bu şekilde. Süper. Şimdi az önce şeyden bahsettin, Farabi yaptığından Yıldız Teknik'te ve aslında Aynen. halihazırda orada çalışıyorsun da araştırma görevlisi olarak. Lisansını Evet. bitirdin orada. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki bir aday arkadaşımız var. Harita mühendisi Hı. düşünüyor. Ve hani puanı en iyilerin değil de onların bir tık altında mesela, varsayalım ki. Evet. Hı. Şimdi bu arkadaşımız şöyle bir şey düşünüyor. Acaba diyor, bir sene daha mezuna kalıp daha iyi bir okulda okumayı mı zorlasam? Yoksa elimdeki puanla yetinip buraya uygun bir bölümü mü tercih etsem, üniversite mi tercih etsem kalite mühendisliğinde? Şimdi sorum şu. Sence Hı. daha iyi bir üniversite için bir sene daha kalmak iyi bir tercih midir? Karar mıdır? Yoksa ya Evet. harita mühendisliğinde üniversite o kadar da önemli değil. Bir sene kaybetmektense tercih etmek daha uygundur mu dersin? Hangisi senin için daha doğru bir tercih? Şimdi şöyle bence ya ben şimdi üniversitede çalıştığım için bence üniversite yani bölüm değil üniversite tercih etmek de çok mantıklı bir şey. Yani kesinlikle her bölüm her üniversitede okunmaz. Yani şu an işte Karadeniz Teknik Üniversitesi olsun, Yıldız Teknik Üniversitesi olsun akademik kadrosu belki 30-40 kişi. Bir sürü profesör bulunuyor. Ya başka üniversitelerde 2 tane öğretim üyesiyle mühendis yetiştiriyor mesela. Yani şimdi üniversite ismi vermeye gerek yok da Tabii. üniversite bence çok önemli bir faktör. Hangi üniversitede o eğitimi aldığın. Şimdi şöyle ben bir de yüksek lisansıma da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlamıştım. Yani aslında bizim bölümde en iyi 3 üniversitede ben eğitim görme imkanı buldum. Yani üçünü de deneyimleme şansına eriştim. Üniversite çok önemli dediğim gibi. O yüzden herhangi bir üniversitede harita mühendisliği değil de işte mesela birkaç tane üniversite ismi sayayım. Hacettepe'de de bizim bölüm bulunuyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nde de bizim bölüm bulunuyor. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Gebze, Hacettepe ve Katü bizim bölümün şu an en iyi olduğu üniversiteler. Yani bu 5 üniversitede harita mühendisliği okumak gerçekten hakkını vererek bu bölümden mezun oldum diyebilirsiniz. 5 üniversitede okuduğunuz zaman. Yani onun için harita mühendisliği isteyen bir kişi bu 5 üniversitede okuyabiliyorsa bence okumalı. Bu 5 üniversitede okumak için bir sene mezunda kalmaya değer mi? Bence değer. Yani bir sene mezunda kalıp bu 5 üniversiteden birisinde harita mühendisliği okuyabiliriz. Mesela şöyle bir şey var bir de yazılım daha çok yazılıma ilgi duyuyorsanız Hacettepe ve Gebze Teknik Üniversitesi şu an daha çok yani daha yeni üniversiteler olduğu için daha çok bizim bölümü daha teknolojik şekilde ele alan iki üniversite mesela. Bir de şöyle bir şey var bundan da bahsedeyim. Harita mühendisliği inşaat mühendisliğiyle çok entegre gözüktüğü için dışarıdan yani harita mühendisliği tamamen inşaat mühendisliğinin altında gibi gözüktüğü için çoğu yerde ülkemizde ya da dünyadaki inşaat sektöründe olan olumsuz hava bizim bölümü de etkiledi. Tabii inşaat mühendisliğini, çevre mühendisliğini, harita mühendisliğini etkiledi. Çünkü bu üç bölüm inşaat fakültesi altında olan bölümler. Çevre mühendisliği, harita mühendisliği ve inşaat mühendisliği. Fakat demin saydığım şeylere bakarsak bizim bölümün büyük bir kısmı da inşaatla alakasız aslında. Yani uzaktan algılama olsun, CBS olsun, kamu ölçümleri olsun. Yani genel havaya kapılıp da inşaat sektörü bitti, bu bölümde şu an iyi değil gibi düşünmemek gerekiyor. Tabii inşaat sektörü iyiye de gidebilir önümüzdeki zamanlarda. Ama harita mühendisliği tamamen inşaat sektörüyle de ilişkili bir bölüm değildi yani. Kesinlikle. Son olarak bu süreçte tercih edecek arkadaşlara neler tavsiye edersin? Yani sence neleri ön plana çıkarmalılar bu dönemde? Kendi birikimlerine yol çıkarak buradaki tavsiyelerini merakla bekliyoruz. Şöyle, tabii şunu da söyleyeyim. Bizim bölümün tek bir tane ismi yok. Harita mühendisliğinin aynı zamanda geomatik mühendisliği de harita mühendisliği de aynı bölüm. Bazı üniversiteler geomatik mühendisliği ismini kullanıyor. Bazı üniversiteler bizim harita mühendisliği ismini kullanıyor. Bu tavsiye kısmında ben kendi nasıl tercih ettiğimi anlatayım istersen önce. Tabii. Öncelikle ben kendi tercih dönemimde yani 80 bindeydim o zaman. Sıralamam 80 bindeydi. Ve mühendis olmak istiyordum zaten önceden de. Mühendisliklere baktığım zaman bütün mühendislikler yani %70'i 80'i mühendisliklerin daha çok fizik ağırlıklı bölümler oldu. Yani benim onlara da puanım yetiyordu açıkçası İstanbul dışında. Fizik ağırlıklı bölümlerdi ve ben fizik yani bana fiziğim iyi olan iyi bir dersim değildi fizik dersi. Bu yüzden öncelikle ilgimi çeken bir bölüm olmasını istedim ve harita mühendisliği biraz daha hem sahada hem ofiste çalışabileceğim bir bölüm. Yani sahada da çalışabilirsin, ofiste de çalışabilirsin. Yani bu yönüyle baktığın zaman sahada
çalışmak ilgisini çeken insanlar harita mühendisliğini tercih edebilir. Onun dışında demin saydığım gibi yazılıma ilgisi olup da yazılım ya da bilgisayar mühendisliği okuyamayan ya da puanı yetmeyen yazılım ve bilgisayar mühendisliğine puanı yetmeyen kişiler yine harita ya da geometrik mühendisliğini tercih edip bölümün yazılımla ilgili olan anabilim dallarına yönlendirebilir kendini. Yani tam kafasında net bir şey olmayan, ne olmak istediğini çok iyi bilmeyen kişiler için demin dediğim gibi anabilim dallarının hepsi farklı alana hitap ediyor aslında. Bölüme başlayıp bir iki sene içinde anabilim dalını netleştir. Yani kafası karışık olan insanlar da tabii geometri mühendisliği tercih edebilir. Yurt dışında da karşılığı olan bir bölüm. Baktığın zaman çoğu ülkede geometri mühendisliği farklı isimlerde, farklı disiplinler tarafında bulunuyor yani. Mühendis olmak isteyip de dediğim gibi fizik, kimya gibi alanlara yönelmek istemeyenler için harita mühendisliği güzel bir bölüm. Tercih Süper. edebilirler yani. Süper. Çok teşekkürler Okan tavsiyelerin için ve bu konudaki bilgi birikimin Ben için. teşekkür ediyorum. Gerçekten fikir arkadaşınız için bence bilgi verici bir konuşma oldu. Sana çok teşekkürler ve tekrardan başarılar diliyorum. Bundan Ben sonraki teşekkür ediyorum. Yine görevde. davet ettiğin için teşekkür ediyorum ya. İnşallah faydalı olur yani çektiğim bu videolar. Bayağı da video çektin. Tabii. Kesinlikle umuyoruz ki. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.